Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Bir Fasta kanalına hoş geldiniz. Yavruları artık erken kapatmayacağım diyordum. Yani makus talih mi deriz, ne deriz bilmiyorum. Eylüllerde bir tane çapar vardı biliyorsunuz. Ferikler, yine Eylül ferikleri bunun boyun tüylerini yemeye başladılar. Neyse, boynuna sprey sıktım. Geçen gün bir geldim arkadaşlar. Onu da amcam söyledi. Bir baktım hayvanın şu kuyruğunu görüyor musunuz? Şimdi spreyler anlaşılmıyor. Kuyruğun üstünü bayağı yemişler. Kanatmışlar bunu. Şimdi niyetim şey, amacım belli. Bunları erken kapatmayacağım. Şimdi arkadaşlar aşağıda tüm feriklerin, gagaların, uçların düzenleyeceğim. Yani sivri olmayacak. Bazıları bu yöntemi canice bulabilir ama hiçbir sorun olmuyor. Daha önce ben bu sorunu tavuklarda, büyüklerde yaşamıştım. Bayağı dipten kestim. Yine de 3-4 ay sonra hiç kesmemiş gibi oldu. Yani bu hayvanı erken kapatmak istemiyorum. Şimdi aşağıya geçeceğim. Aşağıda tüm feriklerin gaga uçları düzenlenecek. Yiyemeyecekler, ısıramayacaklar. Yemeye çalışsalar da böyle yaralayamayacaklar. Bu hayvanı kapatmak istemiyorum. Hiçbirini kapatmak istemiyorum. En az bir 7 aylık olsun istiyorum. Burada kocaman var. Kocaman gidecek şimdi. Bu hafta sonu gider. Sertan bundan yavru alacak. İşi bitti mi yine bizim kümesimizde. Kümesimizin baş tamızlıklarından. Şöyle hızlıca gidelim. Burada alakanat var. Sularını değiştirmiştim. Şu an temiz görünüyor. Yine bakarım. Yemi niye döktün oğlum sen? Hep yemi yere dökmüşsün ya. Fareler taşıyor ya oğlum yemi. Maşallah sana da. Bolulu'ya bakalım. Hızlıca. Bolulu da burada. Maşallah sağlığı yerinde. Dışkıları görüyorsunuz. Misket gibi. Nazardan, Allah nazardan esirgesin. Bu oğlum akıllı oğlum benim. O da görevini yaptı. Yavrularını aldık. Ay maşallah. Çıkanlar var, çıkacaklar var. Gel, 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 gel. Hay maşallah benim oğluma. Şuraya geçelim. Burada uzun Arap var. Oğlum. Bunun da sağlığı yerinde. Bunun da dışkısı gayet temiz. Gel, 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 gel. Aslan, aslan. Şimdi çok da zamanım yok her zamanki gibi. Nedense hep zamanım yok yani. Gitmem gerekiyor. Burada sen güzelleşmişsin oğlum. Çok uslu ya. Burada da kambur var arkadaşlar. Bu görüntü niye böyle netleşmiyor? Heh. Kamburumuz burada. Maşallah. Çok hırslı. Burada son Nisan yavrusu. Yani denememiştik. Bunu gördük. Bu da bayağı hırslı. Maşallah. Suyu kirletmiş. Dökmüş birazını. Suları değiştirmem lazım. Ama daha acili burada şu anda o dediğim işi yapmak. Çilli, elimin üstünü yara yapma, tamam mı Çilli? Gel gel gel. Ya hırstan ısırıyorlar. Hep yara oldu arkadaşlar. İz kaldı elimin üstünde. Gel bakalım gel. Hay maşallah. Sen de yemek kirletmişsin. Şey suyu. Gerçi doğal. Sular zaten 2 günde bir değişmeli. Doğal olarak yani. Yumurta tavuklarımız yerlerini almış. Fare var mı? Fare şu anda yok. Yumurtalar birikiyor. Maşallah. Aşağıda bakalım. Hızlıca. Hızlı gidelim. Çok uzun olmasın video. Oğlum. Uzun Nisan'ımız burada. Bunun huyu yemi dökmek. Bir de biraz böyle ürkek. Az tutmaya çalışsanız böyle zıplıyor, atlıyor, kaçmaya çalışıyor. Öyle bir değişik huyu var. Seni de kapatıyoruz oğlum. Buraya bakalım. Ben de sizinle birlikte görüyorum ha hayvanları. Video çekerken. Yalnız kurt. Aslanım benim. Gel gel gel. Gel benim oğlum gel gel. Yalnız kaldı bu ya. Bunun artık bazı şeylerin önüne geçemiyoruz arkadaşlar. Şimdi diğerine müdahale edeceğim. Gagaları düzenleyeceğim. Diğer çaparı Allah izin verirse tekrar sürüye bırakacağım. Bol sprey sıkıp. Ama
Buna bir şey yapamıyorum. Bu çünkü çok çılgın. Yani sıradan hepsine dalıyor. Kafayı tekrar açtırır. Bunu sürüde muhafaza etme şansımız yok. Öyle bir imkanımız yok. O böyle burada büyüyecek. Az daha büyüdüğümü dışarı salarım belki. Yürkümüze bakalım. Hızlıca. Buna baktım gerçi az önce. Bunu merak ettim. Yürkümüz de yatıyor arkadaşlar. Bir sorun görünmüyor. Maşallah, subhanallah. Şimdi beraber gidelim. Şu hayvanların civcivlere bakalım. Civcivlerin suyunu değiştirelim. Bir de yumurta haşladım. Haşlanmış yumurtalarını verelim. Evet arkadaşlar, şimdi içeriye geldim. Önce şu hayvanların kapıyı kapatalım. Önce şu hayvanlara vitaminli ekmek bir de yumurta kabuğu verelim. Ondan sonra civcivlere bakalım beraber. Ve yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Hadi bakalım. Bunu her zaman vermiyorum. Ama hayvanlara güzel geliyor. Seviniyorlar. Değişik bir şey sonuçta onlar için. Ayt, ayt, ayt. Yavaş, yavaş, yavaş. Boğulacaksın oğlum, boğulacaksın. Boğulacaksın. Heh. Şimdi yesinler bakalım. Birazdan bunlara bir operasyon yapacağız. Feriklere. Gaga uçlarını bir düzenleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu şekilde olmaz. Böyle kapatmak istemiyorum yavruları erkenden. O çaparın da tüy rengi farklı. Böyle daha yumuşak bir dokusu var herhalde. Renginden mi, dokusundan mı? Bildiğiniz onun... Aa bak, şimdi bunu da yemeye başlamışlar. Yok ya, buna müsaade edemem. Kapatamam bunları. Kapatmayacağım yani. Büyük konuşmayalım ama inadım inat. Bakın bunun da boyun tüyüne başlamışlar. Çaparı bitmiş, şu büyüğünü yemişler. Yakında buna da başlarlar. Bunlara operasyon şart. Ne oldu, niye zıplıyorsun? Kendi kendinden, kendilerinden korkuyor bunlar ya. Şimdi bunlar yesin arkadaşlar. Biz civcivlere haşlanmış yumurta verelim. Şöyle. Bunlar daha kalabalık ya. Dur, bunlara büyük parça verelim. Bu taraf daha kalabalık, daha iri. Hadi bismillah bakalım. Bismillah bakalım. Gel 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 gel. Ay maşallah maşallah. Maşallah size. Bu işin de en sevdiğim tarafı ha. Bu civcivlere yumurta veriyoruz ya arkadaşlar. Civcivlere yumurta veriyoruz ya. En sevdiğim tarafı bu. Çok keyifli oluyor ya bunları seyretmek. Şöyle bakıyorum. Siz de bakıyorsunuz. Durgun, halsiz bir hayvan görünmüyor. Olmasın. İnşallah güzel büyüsünler, sağ salim büyüsünler. Yani bu işlerin hiçbir zaman garantisi yok. İlk gün mü, ikinci gün mü ne? Bir tanesi gitmişti arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu ama ölmüştü. Bunlarda diğerlerinde bir sorun göremiyorum şu anda. Maşallah, sübhanallah. Şöyle baktığım zaman da çoğunluğu horoz gibi görünüyor. Evet, tahminlerinizde yazabilirsiniz yorumlara. Çoğunu horoz gibi gördüm ben. Ayrıntılı incelemedim ama kanat yapısı olarak genelde horoza benziyorlar. 5 tane olsa da razıyız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var burada. 5 horoz olsa bana yeter. Fazlasında gözüm yok. İkisini göndereceğiz Allah izin verirse. Ahmet Sevimli'ye. İnşallah sağ salim büyüsünler. Geri kalanlar da bizde durur. Şimdi niye bu kadar gürk yatırıyorsun diyor arkadaşlar. Evet, sayı çok fazla. Aslında daha önce açıkladım ama yine bir kez daha açıklayayım. Arkadaşlar bu sene benim kan hattı oluşturma senem. Yani kocamanla bolulu horozum var. Yine bolulu ferikle zonguldaklı ferik var. Eylüller dışında tabii. Eylüller farklı tamamen. Bir de eylüller var. Hani hepsini eşledik, gördük. Bakacağız hangisi tutmuş. En iyi sonucu hangisi veriyor. Özelliğine bakacağız. Yoksa bu kadar hayvan bakacak değilim yani. 5-6 gürk hayvana da bakacak değilim tabii ki. Bu sayı azalacak. Ama şimdilik
kendi hayvanlarımı oluşturmam lazım. Gel, hadi gel, size burada dökeceğim. Gelin, 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 gelin. Hadi gelin maşallah. Maşallah size. Fazla mı gelir ya? Size içini vereyim. Bunlara biraz fazla gelir gibi. Bunlar böyle biraz küçük. Bunda şunun da etkisi var. Bolulu Feri'nin yani ilk yumurtalarını yatırdık galiba. Tam da emin değilim ama öyle geliyor bana. Normalde feriklerin ilk yumurtası yatırılmaz. Bir bol yumurtlarlar. Ondan sonra ara verirler. İkinci yumurtalar yatırılır. Bunlar da birinci yumurtalar yatırılmış olabilir. Ama öyle ya da böyle arkadaşlar. Ben beklemek istemedim. Maşallah eksik etmeyelim. Bunlarda da yine ferik, horoz tahminlerinizi yazabilirsiniz. Bu grup Bolulu grubu. Diğeri kocaman Zonguldaklı grubu. Sayı olarak az ama hepsi birse bize yeter. İnşallah bunlardan da bir tane yavruyu Recai abiye göndereceğiz. Nasip olursa. Allah razı olsun. Damızlık anlamında yardımcı olan tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kaliteli hayvanlar edindik. Yeni damızlığımız da gelecek. Bahsetmiştim saf beyaz diye. Cumartesi gelecek bir aksilik olmazsa. Ben gidip alırım. Onu da geldiğinde arkadaşlar görürsünüz. Ona zaten ayrı bir video çekeriz. Evet. Hayvanlarımız güzel. Bir sıkıntı görünmüyor. Yesinler. Afiyet olsun onlara. Çok zamanım yok. Ben şimdi bunlara... Gel bakalım kim geliyor yumurtaya, gel. Ben şimdi arkadaşlar bunların gagasını düzenleyeceğim. Zor olacak, birçok hayvan var. Ama yapacak bir şey yok. Gagasını düzenledikten sonra da çapar horozu geri atacağım buraya. Onu da gösteririm size. Bir gün kaldı. Bir günden bir şey olmaz. Hemen de tutuşup kavga etmezler diye düşünüyorum. Evet, yetişirse o videoyu çekerim. Eklerim. Birkaç tanesinin bacağı kalınlaşmış. Kelepçe sıkmaya başlamış. Ona da bakmam lazım. Yetişmezse de arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, gaga operasyonunu tamamladım. Şimdi kelepçeleri değiştiriyorum. Şeyi buraya geri koydum. Çaparımızı. Şimdi gagasını göstereyim size. Odaklanabilirsem. Yani bu tamamen gagayı kesme gibi bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakın. Odaklanabilecek mi bakalım. Kıpırdama yavrum. Gaganın ucunu görüyor musunuz? Yani şöyle dur bakayım yavrum, şöyle dur. Şöyle dur. Gaganın ucunu şöyle düzenledim arkadaşlar. Tamamen kesme değil. Altı azıcık şey yaptım. Üstü de toparladım. Bundan sonra gagalarlar yine ama tüyü koparamazlar, kanatamazlar. Böyle. Kelepçesi de böyle. Göstereyim size. Sıkan kelepçeyi değiştirdim beyaz kelepçeyle. Gel, gel bakalım. Gel bakalım. Hepsini sıradan horozlar dışında hepsinin gagasını düzenledim. Bunları buraya aldım sıradan çünkü başka türlü karıştırabilirim diye. Gaga işi bitti. Bakın. Şimdi ayakları kontrol ediyorum. Kelepçeleri değiştiriyorum, sıkanları. Videoyu durdurayım. Şimdi arkadaşlar tüm işlemi bitirdim. Hayvanları serbest bıraktım. Kelepçeler sıkıyor gibi gelmişti bana. Ama öyle değilmiş. Yine de değiştirdim arkadaşlar. İçim rahat etsin diye. İnce kelepçe ya. Aşağı kayınca sanki hayvanı sıkıyormuş gibi geldi bana. Sıkıntı yaşamayalım. Beyaz kelepçeyle değiştirdim hepsini. Şu hayvanımızı da göstereyim. Bu videoyu bitireyim. Maşallah. Evet. Ha, bundan sonra yine gagalar mı hayvanlar? Yine gagalayacaktır bunu. Ama kanatamazlar. Aşırı tüy alamazlar. Çünkü horozda horoz horoza pek yapmıyor zaten bu işi. Ferikler yapıyorlar. Feriklerin de hepsini hepsinin gagasının uçlarını toparladım. Uğraşsalar da kanatamazlar. En azından kanibalizm gibi olmasın. Hayvan tamamen kanamadan gitmesin. Takip edeceğiz tabii ki. Maşallah güzel de boylandı bu.
Yani kapatmak istemiyorum ya. Bu zamana kadar hep kapattık hayvanları. Bundan sonra kapatmak istemiyorum arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım. Bakalım görelim. Sonuç ne oluyor? Hep birlikte seyredelim. Şu an ben bunlar ferik diye çok fazla müdahale etmedim gagalara. Sadece uçlarındaki sivrilikleri aldım. Mühürledim. Alt ve üst. Ama yine de aynı şeyi yaparlarsa o zaman daha radikal önlemler almam gerekir. Bir şeyler düşünürüz yani. Horozları ziyan etmek istemiyorum. Civcivlere son bir kez bakalım. Bunlar burada. Güzel yumurtalarını verdik. Altlarındaki ufak tefek pislikleri temizledik. Bir sıkıntı yok. Bir de şuna bakalım ve ben gideyim. Videomuz da burada sona ersin. Bu grup bir değişik. Bunlar ne bak ya. Atla. Atla bakalım. Ay, yerim ben sizi. Yerim. Kursaklar dolu davul gibi. Yemin yarısı yerde. Şöyle bir güzellik var. Bu aradan dökülüyor aşağıya. Artan yemi şeyler yiyebiliyor. Diğer ferikler yiyebiliyor. Maşallah kızıma. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona eriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Yine de aksilikler oluyor. Bu işte hayvancılık da var. Özellikle Hint sektöründe zaten başlı başına bir sıkıntı. İnşallah nasipse güzel bir şekilde büyütürüz. Bu videoyu bitirmeden İlham Gürsoy'la yaptığımız röportajda çok beğenildi. Ben de beğendim şahsen. Güzel oldu. Benzer videoların devamı gelecek. Öncelikle bu bölgede. Perşembe tarafında yine var. Belki cumartesi denk gelirsek hem horozu getiririm, beyaz damızlığımızı, hem de orada yine küme ziyareti yaparız. İnşallah bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.